Öncelikle selamun aleyküm. Fazla vaktinizi almayacağım, değerli vaktinizi. Sadece bir 5 dakikanızı alacağım. Şimdi az önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş yaptım. Geçiş ücreti olarak 229 lira 40 kuruş ücret ödedim. Şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olmak üzere yani bu iki köprüden alınan ücret ortada. Burada alınan ücret ise, buyurun kıymetli kardeşlerim, nakit ödedim. Bakabilirsiniz. 230 lira. Buyurun abi. Aleyküm selam Mevlid abi. Buyur abiciğim. Buyurun. 230 lira. Görüyorsunuz. Yani şöyle biraz daha yaklaştırayım. Yani İCA firması, Japon firmasının yani yaptığı, aldığı ücret. Giderken şeyden geçtik. HGS'de paramız vardı. Paramız olmadığı için nakit ödedik. HGS'de paramız yokmuş. Şimdi soruyorum. Değerli arkadaşlar, 230 lira 230 lira gelirken 104 lira giderken yani toplamda 335 lira bir ücret. Sayın Cumhurbaşkanı, bu kamyoncunun suçu ne? Yani bu kamyoncunun günahı ne? Mevlüt abi, kimin olursa olsun, Cengiz Han İnşaat, Ahmet İnşaat, Mehmet İnşaat. Yani bu sonuçta bir başka firma, yabancı firma yani İCA. Yani açılımı yazmıyor burada. İçtaş asfalt bilmem ne carçut diyor yani. Şimdi bu neyin parası? Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bu milletin, yani bu kamyoncunun suçu ne? Allah rızası için. Yani bu nedir? Ya akıl mantık kabul etmiyor ya. Yani ödediğim para burada arkadaş, buyurun ya, buyurun ya. Ödediğim para burada ya, 230 milyon ya. Yani 160 liradan 230 liraya çıkarmanın anlamı ne ya? Yine aynı ben Çorlu'dan buraya Sultanbeyli'deyim şu anda. Neydi bu adamın adı? Fettahoğlu gıdadayım. Yağ sardım geldim. Yani getirdiğim nakliye 850 artı KDV. Yani 850 liraya getirdim ben bunu. Geldiğim yol ise 245 kilometre. Ya bu neyin parasıdır ya? Buyurun ya, buyurun. Bakın ya, bakın. 230 lira kardeşim. Ayıptır ya. Bu milletin karşısına ne yüzle çıkıyorsunuz da hala oy istiyorsunuz ya? Ben onu anlamakta zorlanıyorum ya. Ya bu kamyoncunun günahı ne? Suçu ne? Ya hiç mi destek çıkacak adam yok ya bu kamyoncuya? Federasyon başkanları ne iş yaparsınız ya? Ya siz sadece taksiyle minibüsçülerin federasyonu başkanı mısınız ya? Kamyoncudan oy almadınız mı siz? Kamyonculardan oy toplamadınız mı? Ne iş yaparsınız siz? Allah rızası için ya. Elinizi vicdanınıza koyun. Ne iş yaparsınız? 230 milyon lira ücret olur mu ya? Kullandığım yol 55 kilometre yol ya. 60 kilometre yol ya. Bu neyin parası ya? Bu nasıl bir ücret ya? 55 kilometrelik yolda yani 230 milyon lira. Allah korkunuz yok mu sizin ya? Yani 4 dingil bir arabadan bu para alınır mı ya? 230 milyon ya. Buyurun arkadaş ya. Faturası burada ya. Buyurun ya. 230 milyon ya. Ya federasyon başkanları ne iş yapıyor abi? Oy zamanı geldi, şimdi hepiniz oy istiyorsunuz benden ya. Ne yüzle istiyorsun sen benden oyu ya? Ne hakla istiyorsun ya? Bir lastik 2,5 milyar olmuş, 2 milyar 650 milyon olmuş. Bir tane lastik.
Bu kamyoncu hangi birine yetişecek arkadaş? Ha bu araba benim filan değil ha. Ben bu arabada şoförüm. Ama arkadaş bu araba para kazanırsa benim patronum bana para öder. Bu araba para kazanmazsa benim patronum bana nereden para ödeyecek? Sayın Cumhurbaşkanı, benim ekmeğimle oynama. Benim ekmeğimle oynama. Sen şu anda benim ekmeğimle oynuyorsun. Bak bu milletin ekmeğiyle oynuyorsun. Yapma bunu. Yapma. Ya böyle bir şey var mı ya? Köprü, diğer devletin köprüleri atıyorum 3 kuruş. Şuna bak ya, %1500 fark var arada ya. %1500 ya, bu ne ya? Bu nasıl bir sistemdir, nasıl bir düzendir ya? Yani bu artık yani sabır kalmadı. Bura geldi. Bitti yani, bitti. Bitti. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Ya kimseden tık yok ya. Bir Allah'ın kulundan ses yok ya. Yazıklar olsun hepinize ya. Federasyon başkanlarına diyorum. Ne iş yaparsınız siz ya? Ya böyle bir ücret olabilir mi? Buyurun abi. Buyurun. Böyle bir ücret olabilir mi arkadaş? Buyurun. 230 milyon ya, böyle bir ücret olabilir mi ya? Elin saf ya. Federasyon başkanları, bu milletten oy aldınız. Bu kamyoncudan oy aldınız. Bu kamyoncunun hakkını savunun. Bu kadardır, bu kadar söylerim. Bu kamyoncunun hakkını savunun. Yapmayın. Yapmayın. Bak milletin sabrı tükendi. Milletin ekmeğiyle oynuyorsunuz. Milletin çoluğu çocuğu var. Bak şu anda kelimeler boğazıma düğümleniyor. Millet evine ekmek götüremiyor. Siz neyin kafasını yaşarsınız ya? Siz Muz Cumhuriyeti'nde mi yaşıyorsunuz? Bu nasıl bir düzendir ya? Bu nasıl bir sistemdir ya? Bir Allah'ın kulundan tık yok ya. Yeter ulan. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Gelsinler de yapsınlar. Ben bunu kabul etmiyorum abi. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben bunu mahkemeye taşıyacağım. Bu 230 milyon lirayı mahkemeye taşıyacağım. Elimden geleni yapacağım. Gerekirse Avrupa'da İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim. Kabul etmiyorum ben bu 230 milyon lirayı. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Bu nasıl bir sistemdir ya? Bu nasıl bir düzendir ya? Bu nasıl bir kapitalizmdir ya? Milletin sırtına bindiniz, inin artık ya sırtımızdan ya.